Merhaba ve Tekno takipçileri, bu videomuzda dünyanın en sağlam telefonunun yenisi olan KT 61'e bir ön bakış atıyoruz. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'ya geldik ve KT 61'in olduğu standa da uğradık tabii ki de sizler için. Şimdi telefonda S60'tan değişen neler var? Öncelikle kızılötesi kamerasına bakalım arkadaşlar. Kızılötesi kamerası daha önce 150 dereceye kadar ölçüyormuş. Artık onu geliştirmişler ve 300 dereceye kadar ölçebiliyormuş. Aynı zamanda VGA olan bu kamera artık HD çekimler yapabiliyormuş. Bir Çağdaş'ın eline ölçeyim hızlıca, bakayım kaç dereceymiş. Çağdaş, 32 derece elin. 34 derece oldu. Şöyle modlara baktığımız zaman buraya Facebook Live diye bir seçenek eklemişler. Bu da şu anlama geliyormuş. Hani patronunuza vesaire birine direkt Facebook Live'dan canlı yayın açarak olayı gösterebiliyorsunuz. Bakalım şuradaki kişi 24 dereceymiş saçları. Termal kamerayla ilgili olan geliştirmeler bu şekilde. Bir geliştirme daha yapmışlar. Bu bence oldukça güzel olmuş. Air diye bir özellik eklemişler arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Şurada gördüğünüz gibi sensörler var arkadaşlar. Şu noktalar sensör. Odanızdaki havanın durumunu ölçüyor. Yani odanızda cam açmanız gerekiyor mu, oda havalı mı, havasız mı gibi bir şeyi ölçmenize yarayan bir sensör eklemişler. Şuradaki deliklerden anlayacağınız üzere telefon havayı ölçüyor. Mesela kapalı bir ortamda çalışıyorsunuzdur ya da ne bileyim bir maden gibi bir yerde çalışıyorsunuzdur. Ortamdaki hava ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı değil, oradan ölçebiliriz bu sensörler sayesinde. Bir özelliğimiz daha var. Bunu da yeni telefonda eklemişler. Mezura özelliği, onu da göstereyim. Mesafeyi ölçüyor. Şimdi şöyle arkasında bir lazer var. Gördüğünüz gibi bu lazer sayesinde objelerin ne kadar uzakta olduğunu görüyor. Gördüğünüz gibi şuraya bir kırmızı lazeri gönderdi. Fotoğrafımızı çekelim. Fotoğrafımızı çektik. Şurada gördüğünüz gibi 35.1 santimlik bir mesafe olduğunu bizlere söyledi. Yani böyle 3 güzel özellik eklemiş KT61 kendisine. Bir de kasa ile ilgili geliştirmeler var arkadaşlar. Kasa artık olduğundan daha sağlam deniyor. Şöyle kasayı da sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi kasa daha sağlam. IP68 sertifikası var. Öncekinde 5 metreye kadar dayanıklı bir tuş vardı. O tuşu açmamız gerekiyordu. Bunda öyle bir tuş yok. Onu kaldırmışlar. 1.8 metreden betona atarsanız, yani şöyle bırakırsanız telefonu, herhangi bir şey başına gelmiyor. Ayrıca -30 ve +64 dereceye kadar olan tuzlu su olabilir. Bu herhangi bir su olabilir. Onun içinde bir güne kadar dayanabiliyor. Telefona herhangi bir şey olmuyor arkadaşlar. Ön tarafı Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte koruyorlar. 1080p 5.2 inçlik bir ekranımız var. Aynı zamanda RAM'imiz de 4 GB. Bunun yanında 64 GB'lık da bir depolamamız var. Bu depolamayı da istersek microSD kart da arttırabiliyoruz. QuickCharge 4.0 destekleyen bir girişi var arkadaşlar. Yani hızlı şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda 4500 mAh gibi ciddi bir bataryamız var telefonda. Android 8 ile birlikte geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda 9'a da güncelleneceğinin sözünü vermişler. Arka kameralarımızdan bahsedelim. 16 megapiksellik bir arka kameramız var. Bu kamerayla 4K çekimler yapabiliyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman da 8 megapiksel değerini görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki de KET telefonların esas amacı kamera, ne bileyim işte oyun oynamak vesaire değil. Bu telefonun esas olayı sağlam olması. Evet arkadaşlar, böylece videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Stand'taki arkadaşlar sağ olsunlar, bizi çok sevdiler ve S61'i de muhtemelen bize gönderecekler. Sizlere de çok çok selamları var arkadaşlar. Videomuzu da oldukça beğenmişler. Biz de bir aksilik olmazsa S61 için de bir sağlam bir testi yapacağız tabii ki. Videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.